olmak üzere mesai arkadaşlarımızın arasında kalp krizine varıncaya kadar sağlık problemleri baş göstermiştir. Yeni atanan memur arkadaşlarımız ise göreve başladıktan kısa bir süre sonra istifa edip memleketlerine geri dönmektedirler. Neden mi? Maaşlarımız kiralarımızı ödemeye dahi yetmemektedir. Yılgınlık yok, bir eriş var. Yılgınlık yok, bir eriş var. Yılgınlık yok, bir eriş var. Hak kayıplarımızı, mağduriyetlerimizi gündeme getirmek adına Ocak ayı itibariyle periyodik olarak iş bırakma, iş yavaşlatma ve basın açıklamaları ile sesimizi duyurmaya çalıştık. Maalesef bugüne kadar hükümet tarafından SGK personelinin kronikleşmiş sorunlarını çözecek, mağduriyetini giderecek tek bir somut adım dahi atılmadı. Kaldı ki Sayın Bakan'ın ilave fazla mesai ücret verileceği müjdesinin ardından ayda 100 saat fazla çalışma ile karşılığında ödenecek 54 TL tutarındaki ücret de müjdelenmiş oldu. Önlem alın, almazsanız vatandaşımız mağdur olacak diyorduk. Şimdi ise mevcut personel sayısı ile ortaya çıkan iş yükünün sonuçlandırılamayacağını öngörüyorlar. Fakat çözümü ise 100 saatlik fazla çalışmada görüyorlar. Ücret tutarı da fazla çalışma süresi de insan onuruna yaraşır bir düzenleme değildir. Normal çalışmanın üzerine 100 saatlik fazla çalışmanın nasıl yapılacağını düşündüler mi acaba? Biz kalıcı çözümler istiyoruz. Bugün örgütlü olduğumuz Sosyal Güvenlik İl ve Merkez Müdürlüklerinde iş bırakıyoruz. İş bırakmaya mecbur bırakıldık. Defalarca dile getirdik. SGK çalışanları yoğun dedik, yorgun dedik ve yoksul dedik. Sesimizi Sağır Sultan'a duyurduk fakat kurum başkanlığına ve yetkililere duyuramadık. Fakat bıkmadan, usanmadan anlatacağız. Çünkü biz haklıyız. İşçisinden işverenine, doğumundan ölümüne tüm yurttaşlara hizmet veriyoruz. Peki bizler ağır mevzuat ve bunca iş yüküyle boğuşurken bizlere reva görülen neydi? Ortalama 11.500 TL maaş, saati 54 TL olarak müjdelenen mesai ücretleri, yetersiz personel ile çalışma, hem de gece gündüz demeden. Ne bize hak veren ne de bizleri duyan oldu. Bu düzen böyle devam edemez, etmemeli. Bu kurumun iş yükü bugün EYT ile artmadı. 100 milyondan fazla kişiye hizmet veren bir kamu kurumundan bahsediyoruz. Aynı kurumun personelini eşit işe, eşit ücret diyerek sefalet ve yoksulluğa sürüklediler. Büro İş Sendikası olarak taleplerimiz karşılanıncaya kadar hep birlikte sendikalı sendikasız hepimiz mücadele etmeye devam edeceğiz. Değerli basın emekçileri, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yıllar önce bozulan çalışma barışını sağlamaları adına bir kez daha taleplerimizi yineliyoruz. Taleplerimiz çok açık, net ve insani taleplerdir. 2011 yılında çıkarılan 666 sayılı KYK ile bir bir yok edilen özlük haklarımızı geri istiyoruz. İkramiyelerimizi geri istiyoruz. Sosyal güvenlik tazminatını, uzmanlık kadrosunu, 3600 ek göstergeyi, büyükşehir farkını, kira yardımını, böyle kalıcı ek ödememizi istiyoruz. İkramiye hakkımız. Söke söke alırız. İkramiye hakkımız. Söke söke alırız. İnsanca yaşayabileceğimiz ücretlere kavuşana, hakkımızı alana kadar taleplerimizi dile getirmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. EYT burada, SGK nerede? Nerede adalet, zam, zulüm, sefalet? Nerede adalet? Ya hiçbirimiz!
Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hepinizin ayağına sağlık. Merhabalar, ben Kahramanmaraş Büro İş Sendikası İl Temsilcisiyim. Bugün Büro İş Sendikası Genel Merkezi'nin kararı doğrultusunda SGK çalışanları için basın açıklaması kararı alınmıştı. O eylemimizi Ankara'da Sosyal Güvenlik Merkezi'nin önünde çalışanların da yoğun katılımıyla açıklamamızı dile getirdik. Çalışanlar da bayağı bir haklarının dile getirilmesinden memnun oldu. Katılımımız çok iyiydi. Çünkü sorunları sadece bu merkezde değil, Türkiye'de tüm SGK çalışanları, tüm kamu çalışanlarının yaşadığı sorunlar var. SGK bugünlerde EYT ile ön plana çıktı. Daha yoğun çalışmak zorunda kaldılar. Bunun için ek mesailerin çok düşük olması, komik rakamlar, özlük haklarının verilmemiş olması, daha önceki kazanımlarının ikramiyelerinin alınmış olması, birçok sorunları dile getirmiş olduk. Yoğun stres altında çalıştığını Türkiye'ye genelde söyleyeyim. Ben deprem bölgesinden geldiğim için oralarda kurum binaları hasar gören binalar var ve insanlar ailesiyle birlikte barındıkları yerler hasar gördüğü için deprem korkusuyla başka illere gitmek zorunda kaldılar. Dönüşümlü olarak deprem bölgesinde çalışmalar şu an yürüyor. Ama bu verilen seçim sürecinde verilmesi düşünülen tutar çalışanları tatmin etmeyecek. Çok düşük buluyoruz. Çalışma saatleri ücreti yetersiz. Çünkü SGK'da 11.200-12.000 civarında maaş alan insanlar var. Yani bordrolar var böyle. Yaşadığımız bu dönemde çok düşük ücretler. Bir de EYT ile çalışma zamanları yoğunlaşması, ailesinden ayrı kalması artı deprem bölgesinde daha bir parçalanmışlık var tabii. Ailelerinden daha uzun süre ayrı kalmak zorunda kalabiliyor. Öncelikle insanlar barınma sorununu halletmeye çalışıyor. Oranın sorunları biraz daha farklı ama bu hükümetin telaffuz ettiği rakamlar maalesef SGK çalışanlarını memnun etmeyecek. Maraş temsilcisi olarak Maraş'taki SGK üyelerimiz de bundan memnun değil. Tüm SGK çalışanları memnun değil. Bir an önce haklarının verilmesini bekliyorlar. Ek ödemelerinin artırılmasını istiyorlar. Mesai ücretlerinin artırılmasını istiyorlar. Uzmanlık haklarının verilmesini istiyorlar. 3600 ek gösterge düzenlemesi yapıldı biliyorsunuz. Maalesef aynı eğitim koşullarında aynı niteliklere sahip insanlar bir kurumda 3600 alırken başka kurumda alamadı. Mağdur edildiler. Bu haklarının verilip adaletin sağlanmasını bekliyorlar. SGK çalışanları Maraş'ta öncelikle aileleriyle bir korku dönemi var tabii. Artçılar devam ediyor biliyorsunuz. Maraş'ta ve Hatay'da tüm deprem bölgelerinde hayatın normale dönmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bir an önce bunların sonlanıp aileleriyle birlikte kalmak istiyorlar. Bunun için de barınma sorununun bir an önce çözülmesi lazım. Tabii ki asıl sorunları SGK çalışanının olduğu ki tüm kamu çalışanlarının sorunu, artan enflasyon, yaşadığımız sıkıntılar, ekonomik zorluklar, artan kiralar ki deprem bölgesinde kiralar, mülkiyet edinme çok dar gelirli için, memur için imkansızlaştı diyelim. 6.000'den aşağı hiç kira yok, küçük evler, 8.000 rakamları telaffuz ediliyor. Bu maaşla bu insanların bunu ödeme şansı yok. Daha insanca bir yaşam için adaletli bir ücret, emeğinin hakkının verilmesini talep ediyoruz. Tüm kamu çalışanlarının. Bugün SGK özelinde bunu dile getirdik. Büro İş Sendikası olarak tüm çalışanların haklarının verilmesi için mücadeleye devam ediyoruz. Dile getireceğiz.